Halkların Demokratik Partisi grubu adına Antalya Milletvekili Sayın Kemal Bülbül. Buyurunuz Sayın Bülbül. Süreniz geçiyor Sayın Bülbül. Bir yerleşelim izninizle. Eyvallah. Teşekkür ederim. Daha Allah ile cihan yok iken biz onu var edip ilan eyledik. Hakka layık hiçbir mekan yok iken hanemize aldık mihman eyledik. Onun henüz ismi yok idi, ismi şöyle dursun, cismi yok idi. Hiçbir kıyafeti, resmi yok idi. Şekil verip tıpkı insan eyledik. İşte Allah ile orada birleştik, noktayı amaya girdik, yerleştik. Sırrı, küntü, kenzi orada söyleştik, ismi şerifini Rahman eyledik. Vahdet sarayına girenler için, hakkı hak el yakın görenler için, harabi bu sırrı bilenler için birlik meydanında cevlan eyledik. Tarih boyunca bu hakikatleri söyledik, bu hakikatler üzerine yol yürüdük ve yürüttük. Ve bu yolu yürütürken tıpkı 17 Kasım 1937'de Buğday Meydanı'nda dönemin Malatya Emniyet Müdürü İhsan Sabri Çağlayan'ın anlattığı gibi on binlerce insana hitap ediyor gibi meydana çıkıp evladı Kerbela'yık, bir hatayık, ayıptır, günahtır, yazıktır diyen Seyit Rıza gibi asılırken hiçbir hukuki, hiçbir hakkaniyetli, hiçbir adaletli sonuca tekabül etmeden katledildik, asıldık, yüzüldük, kesildik, kuyulara doldurulduk, yakıldık, acıyı bal eyledik, sıratı yol eyledik, geldik bugüne. Ve bugün Seyit Rıza'yı 85. yılında bir kere daha sevgi ve saygıyla anıyoruz. Peki bugün neyle karşı karşıyayız? Bugün karşı karşıya olduğumuz şey bir Alevisiz Aleviliktir. Karşı karşıya olduğumuz şey bir çözüm değildir. Bakınız, 3 Haziran 2009'da Alevi toplumuna dair açılım yapacağını söyleyen, Alevi açılımı, Kürt açılımı, Roman açılımı başlatan hükümet 7 Çalıştay sonucunu bu kitapta topladı. Bu kitapta dönemin başbakanı, bugünkü cumhurbaşkanının konuya bakışta konudan ne anladığı var. Ve konuyu elektrik suya indirgemiyor. Konuyu inançsal temelde, toplumsal temelde, tarihi temelde ele alıyor. Fakat bu çalıştayların sonuçları toplandı, çöpe atıldı. Ne zamana kadar? 2021 yılına kadar. 2021 yılında Alevi toplumundan devşirdikleri bir sivri akıllıyı cemevlerine gönderip tıpkı efendi köle ilişkisi gibi Süleyman Soylu'nun selamı var. Hani ağamın selamı var derir ya. Onun gibi bir emriniz, bir isteğiniz var mı? Para istiyor musunuz? Cemevinizin kapısı bacası söküldü mü gibi basit efendi köle ilişkisini kurgulayan bir yöntemle Alevi toplumuna yaklaşıldı. Ve bu da yetmedi. Yas-ı Kerbela orucu sırasında 3 tane cemevine saldırı oldu. Bu saldırının akabinde dikkat tamamen Alevi toplumuna, Alevi toplumsallığına çekilince AKP'nin genel başkanı önce Hüseyin Gazi dergahına, arkasından Hacı Bektaş'a, arkasından Şah Kulu dergahına gitti. Şimdi arkadaşlar bakın size birkaç tarihi örnek göstereceğim. Siyasetname Nizamül Mülk'ün, Nizamül Mülk Farslardan devşirilmiştir, Türk değildir. Nizamül Mülk'ün aklına bağlı olarak Selçuklu kendi halkını katletmiştir. Türk ve Türkmenleri katletmiştir. Mazdekleri katletmiştir. Siyasetnamede yazıyor. Merak edenler okuyabilir. Bir, iki. Bakınız yine bir Fars devşirmesi olan İbni Bibi bir Selçuklu vakanüvüsidir. Baba İshak katliamının ve Selçuklu döneminde yapılan Türk, Türkmen ve Alevi katliamlarının nasıl olduğunu burada açıklıyor. Ve son olarak da Bektaşi dergahlarına 2. Mahmut döneminde yapılan
kayyum atamasını Türk Tarih Kurumu'nun kitabı, bakın bu. Türk Tarih Kurumu Hacı Bektaş dergahına, Bektaşi dergahlarına yapılan kayyum atamalarını anlatıyor burada. Şimdi aynı yöntemle, kayyum atama yöntemiyle Aleviliğe, Bektaşiliğe, Bedrettinliğe yaklaşılıyor. Bakınız, elbette Cumhurbaşkanı Alevi dergahına gelebilir. Elbette Cumhurbaşkanı bir Alevi ilçesine, bir Alevi cemevine, derneğine gelebilir. Fakat bizim inancımız, sevgili dostlar, değerli izleyiciler ve vekiller, şu kavramın ikisini internete açın bakın. Bir, Rıza Şehri, iki, Kırklar Cemi. Bizim yolumuz Rıza Şehri ve Kırklar Cemi üzerine yürür. Kırklar Cemi'ne Muhammed Mustafa geldiği zaman kapıyı çaldı. İçerideki kırklar sordu, kimsiniz dediler. Peygamberim dedi, içeri almadılar. Ne zamana kadar? Hademül fukarayım diyene kadar. Hademül fukara ne demek? Fakir fukaranın, kimsesizin hizmetçisi demek. Sayın Cumhurbaşkanı hademül fukara olarak gelmedi. Tahakküm eden, egemenlik yapan, efendilik yapan, azarlayan, kibirle, efendim, bu vesayetle geldi. Oysa cemevine geldiğinde yapılması gereken şey şuydu. Gelecekti, duracaktı, dara duracaktı. Bizim pirimiz soracaktı. Ey analar, Recep Tayyip Erdoğan'dan razı mısınız? Gezi anneleri diyor ki razı değiliz. Roboski anneleri, Madımak anneleri, bütün anneler, kadınlar diyor ki razı değiliz. Gezi anneleri razı değiliz diyor. Ali İsmail'in annesi razı değiliz diyor. Berkin Elvan'ın annesi razı değiliz diyor. İşçi ve emekçilere soruyoruz, razı mısınız? Razı değil. Yoksullara, işsizlere soruyoruz, razı değil. Peki toplumun bu kadar razı olmadığı biri, rızalık üzerine yol yürüyen bir yolun sorunlarını çözebilir mi? Asla çözemez. Dolayısıyla rızalık alınmadan, Rıza Şehri'nin bir gereği yapılmadan yürütülen bu çalışmanın, bırakın pratiğini, bırakın ortaya çıkardığı sonuçları, bırakın çözme çabasını, Alevi toplumunda bir karşılığı yoktur. Neden? Çünkü yüzyıllardır yaşadığımız acının, çünkü Osmanlı'dan devraldığınız zihniyetten kaynaklı olarak bize uygulanan zulmü, bir nevi meşru görme anlayışınız, bu zulümle yüzleşmemiş olmanız bunu getiriyor. Bakın, Alevi sorunu aslında makropolitik bir sorundur. Siyasi bir sorundur. Bir, iki, ekonomik sorundur. Üç, hukuksal sorundur. Dört, kamusal sorundur. Beş, eğitim sistemiyle ilgili bir sorundur. Altı, toplumsal etikle ilgili bir sorundur. Hemen her gün Alevi toplumuna karşı nefret suçu işleniyor. Hemen her gün hakaret ediliyor. Kapımız işaretleniyor. Bir tane yargılanan gördünüz mü? Bir tane hakkında dava açılan gördünüz mü? Hayır. Dolayısıyla bu toplumsal etikle de yüzleşilmesi gerekiyor. Bakınız, biz ibadetimizi sazla, ibadetimizi sözle, ibadetimizi cemle yürütüyoruz. Saza telli kuran, insana dilli kuran, insanı kamile dilli kuran diyoruz. Bu kavramlar söylendiği zaman siz bunları reddediyorsunuz. Cumhurbaşkanı Şahkulu dergahına gittiğinde şu hakikati söylemeliydi orada. Şahkulu Osmanlı tarafından katledilen bir Alevi ulusudur. Şahkulu ile ilgili bir tek kelime sarf etmeden ve biraz önce dörtlüğünü okuduğum, Vahdet Namesini okuduğum Edip Harabi ile ilgili bir tek söz sarf etmeden, ayine tuttum yüzüme Ali göründü gözüme, nazar eyledim özüme Ali göründü gözüme diyen, orada hizmet yürüten Hilmi dede baba ile ilgili bir tek söz etmeden kalktı bir torba yasadan, bir cumhurbaşkanlığı genelgesinden. Siz ilim Çin'de de olsa diyen Muhammed Mustafa'nın sözünü anlamadınız. İlim Hacı Bektaş'ta. İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen yanice okumaktır. İlim Yunus'ta, ama siz Yunus'u, Hacı Bektaş'ı, Pir Sultan Abdal'ı torbaya koyuyorsunuz, torbaya. Bir, torba yasanın içerisine koyuyorsunuz. Pir Sultan'ım bu dünyaya, dolu geldim, dolu benim. Bilmeyenler bilsin beni, ben Ali'yim, Ali benim diyen
Pir Sultan'ın yolunu yürütenlere Ali'siz Alevi diyorsunuz. Ama siz Alevi'siz bir Alevilik ihdas ediyorsunuz. Sizin getirdiğiniz bu yöntem ve yolların Alevilikle, cemle, hakikatle, adaletle, erkanla hiçbir ilgisi yoktur. Tamamen uydurma yöntemlerdir. Daha Havva ile Adem yokken alemde, hak ile hak idik sırrı müpemde diyen bir yolun yürütücüleri, bir yolun mürşitleri, talipleri nasıl olur da bir torba yasa içerisinde ifade edilmeye çalışılır? Buyurunuz efendim. Biraz önce söylediğim Pir Seyit Rıza'nın dediği gibi ayıptır, günahtır, yazıktır ve asla bunu kabul etmiyoruz. Bunu Türkiye'de kabul etmez, Alevi toplumu da kabul etmez, Bedreddiniler, Bektaşiler, Tahtacılar, Çepniler hiçbiri kabul etmez. Peki ne yapmak lazım? Şunu yapmak lazım. Gelin canlar bir olalım, tevekkeltü taalallah. Gelin canlar bir olalım, tevekkeltü taalallah. Münkire kılıç çalalım, münkire kılıç çalalım. Tevekkeltü taalallah, tevekkeltü taalallah. Pir Sultanım. Buyurun efendim. Aklı şaşa Pir Sultanım, geldim cuşa minkürlerin. Aklı şaşa, takdir olan gelir başa, takdir olan gelir başa. Tevekkeltü taalallah, tevekkeltü taalallah. Sevgili Alevi toplumu, Sünni dostlarımızla, inanmayanlarla, baskı altında olan kadınlarla, emekçilerle, yoksullarla, Türkiye halklarıyla, Türk ve Türkmen halkıyla, Arap, Roman, Kürt halkıyla beraber biz Türkiye'yi demokratikleştireceğiz, eşit yurttaşlığı sağlayacağız. Rehberimiz hak olsun, yardımcımız halk olsun, Ali Baş Kızır yoldaş olsun. Cümlenizin Gül Cemal'ine aşkını yaz olsun. Eyvallah.